Merhaba arkadaşlar. Bugün kızım için ilginç bir çalışma yapacağım. Daha doğrusu ağaç sevgisi aşılamak. Ağacı kendisi büyütmesi nasıl gerektiğini öğrenmesi için ilginç bir etkinlik olacak diye düşünüyorum. İnternette özellikle Pinterest'te yaygın olarak görmüşsünüzdür. Kozalakları çam ağacına dönüştürebiliyorsunuz. Kozalaklar zaten çam ağaçlarının biliyorsunuz ki çekirdekleridir. Çok basit bir yöntemi var. Elimde hazır küçük bir tane yaklaşık olarak 10 santime 20 santim çapında bir tane saksımız var. Saksı yarıya kadar dolu. Daha fazlasına gerek yok. Burada yapacağımız çam ağaçları bonsai türü olacak. Yani çok büyük ağaçlar olmayacak. Tabii bu ilerleyen zamanlarda ağacı dışarı ekmenizle alakalı olarak değişiklik gösterebilir. Şimdi yavaş yavaş gösterelim isterseniz. Öncelikle istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Süslemesini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben kozalakları koyacağım bu şekilde. Şu şekilde. Kızımın sulamasını sağlayacağım sabahları. Yalnız bundan önce drenaj sağlamak için birkaç tane çakıl taşı gerekiyor. Taş gerekiyor. Güzel durur hem. Hem görsel olarak hem de drenajı sağlamak için, su tutumunu sağlamak için, nem tutması için. Artık ne derseniz. Sonra da kozalaklarımızı koyuyoruz. Sanırım birazcık şey oldu. Taşlarımızı değiştirelim. Şöyle yapalım kozalaklarımızı. Evet. Bunu koymasak da olacak gibi. Evet, güzel bir görüntü oluştu. Şimdi çam ağacı etkinliğimiz diyelim bunun ismini. Çam ağacı etkinliğimiz tamam. Yalnız üzerine birazcık kum daha koymamız gerekebilir. Ben ortalama olarak bu seviyeye kadar kum doldurmayı düşünüyorum. Yaklaşık olarak kozalakların yarısı dolacak. Bu birazcık çimlenmeyi hızlandırır. Aynı zamanda ağacın çıkmasını biraz yavaşlatabilir. Ama önemli değil. Önemli olan ağacın köklerinin tutunabilmesi. Zaten ilk kökler kozalağa tutulduğu için kozalağa bırakmayacağı için sağlam olacaktır diye düşünüyorum. Sıkıntı olacak bir durum yok. İlerleyen zamanlarda çam ağacımız çıktığı zaman kızımın sulaması falan birleştirip tekrar atacağım. Evet arkadaşlar, bahsettiğim gibi toprak seviyesini de biraz arttırdım. Hatta gördüğünüz üzere taşlarımdan birisi içine gömüldü. Çok da önemli değil. Önemli olan zaten taşların amacı drenaj sağlamak. Diğeri de görsellik olmuş oldu. Birazdan kızımla ilk sulamayı, can suyunu verme işlemini yapacağız. Zaten çekirdekten olduğu için can suyu muhabbeti diye bir şey yok ama çocuğa ağaç sevgisi, çiçek sevgisi aşılamak istiyorsanız eğer bu tarz kelimeler kullanarak onlara akıl oyunları yapabilirsiniz. Evet, şimdi kızımın ilk can suyu dökme olayını da çekelim. Tamam. Çok güzel oldu. Ağacımız ne kadar olacak? Kocaman olacak, değil mi kızım? Evet. Kocaman bir ağaç yapacağız. Her gün sulamamız gerekiyor. Değil mi kızım? Ama az su koymamız gerekiyor. Çok su koyarsak ne olur? Ağacımız ölür. Evet. Hadi bay bay yap. Bay bay.